Her sene bir sorumlu buluruz. Geçen sene Murat'tı, bu sene Şentürk. Sağ olasın Şentürk. Ne güzel, yollarda kaldık. Dağ bayır, araç iz, yol mol geçmiyor. Kurtulmaları da var hafiften ama. Tabii anlamadığı için Şems'i mecburen bu işlere de biraz el atacağız canım. Müsaade edersen orada şey vardır, lastik vardır. Ha, o lastiği arkadan alıver sana zahmet. Sonra bak şu kısmı geçireceksin, tamam mı canım benim? Şunları böyle önden arkadan bir yerlerden geçireceksin. Ve genelde bizim mihmandarlarımız elleri ceplerinde beklerler. Kemal hocam, sana zahmet o zinciri takın. Yapamazsanız ben gene yardım ederim. Zincir takmayı da bir ara benim öğrenmem lazım ya. Böyle olmuyor yani. Arkadaşlar da bilmiyorlar. Ya da eski usulü değil. Abicim bölüm yetiştirmemiz lazım. Zinciri taktınız. Taktınız. İlerideyiz biz. Takamadınız, dönün. Kendinizi kurtarın bari. Konum onu bakalım. Dağın başında bu karda kışta kıyamette ne konusu bulacaksan. Buldum. Hem uzun da sürer. Tilkilerin kış mevsiminde avlanmalarını size göstereceğiz. Çok basit bir şey. Tilki kışın acıkır. Bütün canlılar gibi. Ve avlanmaya çıkar. O tilkiyi yakalamaya çalışacağız. Görüntülemeyi başarırsak tilkilerin nasıl avlandığını size göstereceğiz. Konu mu geliyor? Konu mu geliyor? Böyle bir şeyler geliyor mu? Konum onu gelmiyor abi. Bir tane araba geliyor. Araba geliyor. Konum onu değil o. Tilkilere dönelim. O tilkinin avlanmasını görüntüleyebilirsek size de göstereceğiz. Yok. O tilkinin avlanmasını biz bulamıyorsak siz nereden seyredeceksiniz? Ben diyorum şöyle bir şey alalım diyorum ama işte. Yok, konforumuzdan taviz vermiyoruz ya. Abicim bu cipleri yasana döndü ortalık. Bizde bir hata var. Bizim minibüsle çıkmamız lazım. Aleykümselam. Öyle Mudurnu'ya doğru gidecektik de. Mudurnu'ya gitme ya. Vazgeçin, ne bileceğim Mudurnu'ya? Vazgeçin. Ya televizyonda da görüyoruz seni, biz de şimdi burada gördük. Ya. Yol nasıl? Yol çok güzel. Gitme abi, gitme. Yol çok güzel. Siz oradan geliyorsunuz. Yok. Şeye kadar, Güney felaketine kadar çıkabildik. Oradan dönüyoruz. Tepeyi falan çıkmaz değil mi? Eğer zincirlerimiz varsa gider bayağı, hadi. Zincir var. Araba yolda. Yolda kayan araba. Abi karşılar, kamyonlar geri kaçırıyorlar. Tehlike oluyor. İşiniz acil mi? Gitmeniz gerek bilmiyorum. Acil tabii canım, gitmemiz lazım yani. Mevzu lazım. Ya da siz şurada 2 dakika börek mörek açarsanız. Ya. Bazlama mazlama yaparsanız akşam olur. Akşam seyrettik ya bazlamayı. Kaloriferi de görünce dur az ısınalım ya. Gel araba gel, içine gel. İyi böyle iyi. Hadi yolumuzdan kalmayın siz. Aslında Mudurnu'ya gitseydik. Bazlama açan teyzeler, esnaf duası. İşte oranın yöresel şeylerini tanıtacaktı size ama gidemiyoruz. Gitsek sizden mi esirgeyeceğiz? Canım ben kaloriferli yere geçeyim. 100 dakika, 100. Sen 1-2 detay al, şöyle 90 dakika kadar 10 dakikada anonsla kurtarırız biz. Yazları çok da fazla bir şey ifade etmeyen bu araç kışın gördüğünüzde en yakın arkadaşınızdan, akrabanızdan daha kıymetli. Biz Bolu'dan Mudurnu'ya giderken yol tıkandı. Sebep bu araç. Zinciri de var. Önlemini de almış. Peki niye kaldı? Öğreneceğiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. İsim nedir? Nazım Ütkü. Nereye gidiyorsun Nazım Usta? Biz Göyne'ye gidiyoruz. Hayırdır? Mudurnu'dan Göyne'ye yumurta götürüyoruz. Yumurta mı var? Yumurta arabası, evet. Ticaret yapıyorsun? Evet. Aldık yolda. Ben patronun yanında çalışıyorum. İşte kalmadık. Aslında gideriz şimdi de. Greyder alçak kürüdü. Şey yüksek kürüdü. Araba patanaj etti. O yüzden kaldı. Virajlarda bunlar oluyor. Peder de tır şoförü. Biliyoruz. Peki bu battaniye ne işe yarıyor? Bilmeyenler için söyleyelim. Patanaj etmeyecek. Araba daha iyi tutunacak. Sadece seriyor muyuz böyle lastiğin üzerine? Yok. O gider şimdi zaten. Araba patanaj ederse atar. Ya. Battaniyenin faydaları. Kışın
iki işe yarar. Bir, sizi soğuktan korur. İki, yolda kalmış arabayı kurtarır. İnanmıyor musunuz? Görsünelim. Buyurun. Nereden? Ne Şoray? Uzun yol. Şoray uzun yol. Soyadını değiştireceğiz. Soyadını değişti. Uzunun sonuna bir de yol ekleyeceğiz. Uzun yol. Ne zamandır bekliyorsun? Saat 2-3 saattir bekliyoruz. Yapma be. Ha. Burada böyle geldik. Böyle geldi kaldı. Zinciri de var. Zincir var. Niye var. Çıkamadık? Kar, grider yok. Yola çıktı. Geldi grider. Geçti mi faydası yok. Niye? Hani? Bak bu kadar grider var burada. Böyle böyle başlarsak biz var ya. Sabaha donmadan yolu açarız diye düşünüyorum. İsim nedir? Şahit. Nereden Temel. Gelip nereye gidiyorsun usta? Alaplı'dan geliyorum, Modun'a gideceğim. Zonguldak'tan geliyorsun. Evet. Ne getirdin? Tavuk. Tavuk mu? Evet. Üşümezdi. Donmuşlardır onlar. Yok, inabildi. Bak. Bak gel. Ha. Kaç tane tavuk var burada? 3000. 3000 tavuk. 3000 tavuk. Ne olacak bu? Modun'da kesilecek mi? Ha, bizim Yazılar Köyü'nde kesilecek. Ya donmuş bu hayvanları. Donmuş da donan ne donacak, yapacak bir şey yok. Oluyor mu öyle telef olan oluyor mu? Canım dur aman. Tabii telef olan. Tut kardeş. Telef olan oluyor tabii. Tut. Tut. Düşmesin. Sen de onu tut. Sen de onu tut. Siz de öyle ayakkabılar giymişsiniz ki abicim. Karda resmen. Ben rahatım. Ben önlemimi aldım. Şemsi zinciri takmayı atlayabilir ama ben ayakkabı anlamında rahatım. Demek ki seninkiler kastırız aslında. Kar lastiklerini taktım ben ya. Önlemimi aldım. Yakında zincir mincir de bağlayacağız ayaklara. Telef olan oluyor mu böyle? Telef oluyor abi. Ya 3000 tavuğun? Ya gene bir 15-20 tane telef olur. Donacak yani. Donacak bilemeyiz tabii. Çıkacınca kayana ne yapabilsek? Peki donmak üzere olan bir tanesi varsa şurada ateş yaksak da. Kızartsak mı? Kesin. Ya sakat. Neyi sakat? Şirket kızar. Nasıl kızar? Düşsün zararı ya, yok. Donana kadar yeriz şurada be. Yemeyiz abi. Yemeyiz. Sen bir bakarak ol da. Donmak üzere olan bir hayvan varsa mındar olmasın be. Yok yok. Sen bir tane çıkmış da bakalım. Cavit'i biz ikna etmemiz lazım ama. Dur bakalım daha da tam acıkmadık. İzmir. Sıcak memleket. Huyundan mıdır, suyundan mıdır? İzmirliler böyle sürekli karın altında bile güneşleniyormuş Modun'dalar. İzmirliyiz değil mi? İzmir. Evet. Bir güneş var. Sorma ben de bakamıyorum. Tak 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 çıkarma canım çıkarma. Kardeş İzmir gibi sıcak bir memleket. İşte İzmir'den gelince Çeşme'de güneşleniyor Modu. Kışında pek kaybolmuyor yani. İsim? Doğan. Doğancığım. Efendim. Ya İzmir gibi sıcak memleketi, güneşli memleketi bırakıp karın buzun içinde ne işin var? Vallahi abi şimdi ne işimiz var? Ekmek parası, pazarlama. Ne pazarlıyorsun? Av malzemesi. Av malzemesi mi? Silah. Tam bu havada kullanılacak şeyleri satıyoruz biz abi. Ne diyorsun sen ya? Tabii. Biz yolda kaldık ama. Bir tilki tavşan falan geçer hemen vururuz biz burada. Ne diyorsun sen ya? Arkada dolu. Bu ne cephanelik gibi cephane. Mi? Cephane. Ya ilginç. İzmir'den mi alıyorsun malzemeyi? Tabii yani? İzmir'den. Karadeniz Bolu civarlarında. Karadeniz tarafına dağıtım yapıyoruz. Bayisiniz. Biz bayiz, toptancıyız. Yani para kendici bayilere dağıtıyoruz. Vallahi ben böyle yolda kalmaya can kurban. Bir kamyon dolusu 3000 tane tavuk. Hadi onları yedik. Yani yetmedi. Aha cephanelik ki var ama. Hemen tavuk. Güvendeyiz vallahi. Artırız yeriz. Tavuğu da Cavit'i ikna etmemiz lazım. Ya usta. Cavit işte gel ya. Ya şu tavukları ne yapacağız? Bir bak bakalım. Bu tavuklara bakalım bari. Bu tavuklar öldürmeden bir şey yiyemiyor ya. Ara bir şirketi de bak de ki donmak üzere olan 15 tane tavuk var. Kızartıp yiyebilir miyiz? Şurafiye geldi hemen yiyem diye. Ben ya beni ne ben üzerinden prim yapma ya. Çaycım açız ya. Ufak kardeş. Acıkmaya da başladık. Ana. Budalar 40 kişi. Ana. Cavit. Bak düşen bir uçağın yolcularından 7 tanesi kurtulmuş. Böyle karın ortasında kalmışlar. Ne olmuş biliyor musun? Evet. Birbirlerini yemişler. Anam. Senden de iyi pirzola çıkar gibi görünüyor Cavit. Sen de beni ya 15 tane tavuğa kıy ya da seni burada kızartıp yiyeceksin Cavit. Ama malzemelere dikkat et. Ha,
Tamam, teşekkür ederim. Abi hayat işte, İzmir'in sıcağından çık, Bolu'nun dağında cephanenin gibi arabayla kal. Kolay gelsin Doğancığım. Sağ olun, teşekkürler. Ya abiler bu bel olmaz ya. Bak şimdi yine Cavit'in aklına geldi ya. Cavit be, ne? Herkes kar topunu bana mı atacak? Efendim yolda kaldınız. Kar yolları kapatmış. Ne yapacaksınız? Vakit geçmiyor. Televizyon yok, sinema yok, tiyatro yok. Arkadaşlar sadece bana atmayın. Hedef tahtası olduk ya. Gerçi kar topuna da gerek yok. Kardan adam oldu herkes. Abicim tek hedef beni seçmeniz ya. Lütfen. Bolu, Göynük, Ahmet Beyler köyündeyiz. Yanlış değil. Ahmet Beyler. Ha, peki buralarda hani Mehmet Beyler, Sinan Beyler, Ali Rıza Beyler yok diyor. Ahmet Beyler. Niye? Bilmiyorum. Ya Eyüp bu tatil şeyinden çıkamadım ben ya. Olmuyor, olmuyor be. Olmuyor. Olmuyor yani. Köylük yerde bu ne be? Ben? He? Aldım ya. Vallahi. He. Köyde bile buldun yani. Buldum buldum. Buldum. Sen de böyle... He? Yani, karıştım biraz. Vay, vadim benim. O ne, o? Kardeş, tamam kadro o ekip senin işte, bu program senin. Yani. Tamam koştur yani, tamam kadro koştu. Merak etme, montajda ayarlarlar yani. Sen kesip biçme yapma yani. Anlatabiliyor muyum sana? Hadi, Rus kamyonu seni. Merhabalar. Teyzeler, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz, kolay gelsin. Kokunuzu özlemişim tatildeyken. Oh. Hadi bakalım. Bir. Deniz iyot kokusu tatilde iyi derler ama yok. Oh, et mi, köfte mi yaptın? Ha, köfte yaptım. Köfte sen mi yoğurdun? Ciddi soruyorum bak. Soğan, acaba et kıymışsın? Kıydım. Köfte mi yaptın? Sana yedireceğim. Bana mı? Sana. Biraz şey ama kuyruk yağı da koymuşsun acaba. Kuyruk yağı da koydum. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce yoğurmuşsun. Yoğurdum. Bir 15-20 dakika yoğurmuşsun sen. Yoğurdum. Yoğurdum. Bu ne bu tepedeki? Bu da çiçek, yap. Evde. Himmet abi. Burada Himmetler köyü de var da yani. Onun arkasında bir makine var ya, o ne, tezgah mı o? Tezgah. Ne işi var damın tepesinde? Orayı müsait bulmuşlar. Öyle oraya mı koymuşlar? Ha, evler darmıştı, orayı koymuşlar. İyi mi? İyi. İyiyim. Köfteyi yapacaksın ama yanlardan pek ısıramayacaksın köfteyi. Nereden? Hafif tavşan gibi yiyeceğiz ama. Ha. İsminiz annem sizin? Pakize. Pakize Hanım. Ha. Anlatır mısınız bize o tezgahı? Anlatırız. Buyursunlar. Hadi. Pek bir ağır çıkacaksınız bu merdivenlerden. Hadi bakalım, buyurun. Damın tepesinde tezgah. Çatı değil mi burası? Çatı. Ev kimin? Ev annen. Sizin mi? Ha. Buyurun, buyurun, buyurun. Gel hala, gel. Sizle tanışmadık hala. İsminiz nedir? Fatma. 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 Sizin? Yeşeriye Sanlı. Yeşeriye Sanlı. Buyurun. Yeşeriye Sanlı. Yeşeriye. Sanlı. Sen duydun mu daha önce Yeşeriye? Yeşeriye duydum da isim olarak duymadım. Ve o annemin adı renktir, pembe ama. Demek ki Yeşeriye de varmış. Yeşeriye. Yeşeriye. Var mı öyle sarıye, kırmızıye? Yok, bizim buralarda koyuyorlar işte. Yeşeriye. Evet. Ne demek o? Bilmiyorum işte, annemle komşular ne demek oldum, ne bileyim ben. Bilmiyorum. Komşunuzsunuz siz? Komşu. Bu dayım, adamın dayısının hanımı. Senin adamın dayısının? Evet, hanımı. Az buçuk ne oluyor? Görümce mi oluyor size? Yengem. Yengeniz. Evet. Biraz yüzüne bakamıyorsunuz, korkuyorsunuz galiba. Yok yok. Yo. Ya duyar anladım da. Buyurun. Bir anlar duyar anladım da. Ne diyorsun sen Pakize Hanım? Ben büyüküm, onlar duyuyor. Büyük olma sana onları dövme hakkı verir mi? Tövbe tövbe, aşk olsun. Verilir verilir. Büyükler döver küçükleri. Döverler. Döverler. Sizin büyükler de sizi döverler. Dövdüler. 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 Kimler dövdü? Koynam, kaynatam, annem, babam hepsi dövdüler beni. Hadi ben, ben de bunlar dövüyorum hince. İntikam alıyorsun. Tabii. Ne kabahat işliyor Yeşeriye Hanım'ı da dövüyorsunuz? Ne kabahatini buldun mu?
Nedir mesela? Köfteyi sana yoğurtmuş bugün mesela. Ha öyle. Niye yoğurtuyor köfteyi sen de ona? Kayınla, o iyi bilir de ondan da yoğurtturdum. Aman aman aman. O kaynana. Büyükler yaparsa iyi yapar. Onlar da ne kadar olsa bizden büyük. Vallahi helal olsun Yeşeriye Hanım. Gençler, gençler, genç kızlar ve gelinler, hatta gelin adayları. Kaynananızdan zılgıt yemek istemiyorsanız ya da kaynananızın daha da abartılı tepkilerinden kaçınmak istiyorsanız Yeşeriye Hanım taktiğini sizlere öneriyoruz. Büyükler her şeyin en iyisini yapar deyin. Ara gazını verin. Büyükler işleri yapsın. Siz de oturun. Neşenize bakın. Güzel taktik. Tabii. Vallahi tebrik ediyorum Yeşeriye Hanım. Bu tezgah ne zamandan beri var bu Ahmet Beyler Köyü'nde? Ahmet Beyler Köyü'nde dünya kurulalı var. Dünya kurulalı. Tabii. İmme. Hindik yapan yok o. Hindik yaşayı yapmıyor. Hazır geliyorlar. Ne örüyordunuz siz bunlarla, bu tezgahlarla? Biz her şeyi öreriz. Böyle donda öreriz. Aklet yerine göynek derdik. Göynek de öreriz. Bu başörtüler de öreriz. Her şey. Yatak çarşafları. Yani hanımların giydiği ne varsa? Ne varsa bunu da yaparız biz. Yapardınız. Yapardık. Ta da yapıyoruz ama artık bundan sonra yapmayacaklar. Giymiyor mu gençler? Giymiyorlar. Hazır. Ne oldu? Millet naylona çıktı. Hanımlar da naylon oldu, işler de naylon oldu. Öyle ya, naylon hazır giy. Naylon. Naylon hanım nasıl olunuyor Pakize Hanım? Ne bileyim ben, artık inceleniyorlar. Böyle önündeki insanlar gibi değiller. Hanımlar böyle bunları yapmıyorlar çocuğum. Peki daha mı rahatlar bu naylon hanımlar? Daha rahatlar. Siz naylon hanım olmak ister miydiniz? İstemeriz be. Biz eski kafayı zattık. Biz gene çamurdan olsun. Tabii. Biz gene tezgahta bez yapam, onlar giyem, harman kaldıram. Oradan uneleyem, ekmek pişirem, öyle değil mi? Köftemi yoğuram. Köfteyi yoğuram. Bu kaynağı... Tavuğu kızardım. Tat çok çok. Of 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 of. Yerlerin kokusunu bile ne bildin baksana. Bak sen de, bu kaynananın seninle ne alıp veremediği vardı. Bir de gelin dövülür mü? Artık insana vurulur mu? Dövdüler işte. Kaynatan evet. Niye dövüyor? O ağır gelir. Her bir koku amcamdı mı? Dövdü beni. Amcan mıydı kaynatan? Amcamdı. Amcanın çocuğuna vardın sen. Amcamın çocuğuna vardım. Anlaşarak mı evlendiniz? Anlaşarak. Öyle kaçma maçma da yok. Kaçma maçma yok. Hem kaynatan oluyor, hem amcan oluyor. Hem gelini oluyorsun, hem de yeğeni oluyorsun. Belki onun rahatlığındandır. Hani ne tabii. Bileyim, kızı yerine diye ama yine de vurmaması kaynatamdan lazım. Kaynatamdan, kendi babam, kardeş olduğundan birbirini çok severlerdi. Verdiler bizi. Evvel de böyle gitmen gelmen demezlerdi. Gittik biz de. Sevdin mi adamı? Sevdim. Evlenmeden önce de öyle bir beğeniyor muydun? Beğeniyordum ya. Beğeniyordun. Sen de Pakize Hanım. Hu! Ya ay. Seneler önce de ne aşklar yaşanmış. Ha. Amcanın oğlu böyle dalyan gibi geliyor, sen de bir böyle bir bakıyordun. Öyle. Derken askerden geldi. Askerden bıyığı geldi. Da koy verdi. Koy verdi. Sen dedin be kaytanım be. Be. Sonra istediler. İstediler. Önceden konuştunuz mu beyle? Hani ben konuşmadık. Seni seviyorum, ben seni alacağım. Konuşmadık. Hiç. Evvel öyle konuşmak yoktu. Hiç konuşmadık. Büyükler hallettiler işi. Büyükler hallettiler. Oldu bitti. Sen geline nasıl davranıyorsun? Ben gelinime iyi davranırım. Böyle kaynananın... Dur, sinek konmuş açık. Gelinime, ben 3 tane gelinim var. Üçüne de iyi davranırım. Başka gelini var mıydı kaynananın? Yok. Bir tek sen. Bir tek ben. Beğendim mi? Beni çok dövdü. Ben de ona bir şey diyemedim. Hasta oldu, öldü. Artık ne diyeyim? Keşke 3-5 tane gelin olsaydı da sana dayağı biraz bölüşseydim. Tamam. Paşa. Neler diyoruz? Neler diyoruz ya? Ya. Hasta olunca baktın mı ona? Baktık ya. Baktın ama baktık. Değil mi? Bunlar ne ipi? Bunlar orlen. Orlen mi? Naylon değil. Naylon yani. Değil. Üstüne attığımızda kıvrak. Bu iyi, o ip. Şunlar orlen. Peki gençler bunu artık yapamıyor değil mi? Yapmıyorlar. Hiç öğrenmeye heves etmiyorlar mı? Öğrenenler de var gene canım. Annem nasıl hayat bu ya? Tarlada çalış, harmanı yap. Adamın giyeceği şeyin kumaşını yap. Kendi giyeceğin elbisenin kumaşını çocuğum, yap. Çocuğum önünden bu kadar her şey yoldu. İşte bunu yapıp giyeceğiz, dikeceğiz. Ta elimizle dikerde giydirdik. Bu köyde, Ahmet Beyler Köyü'nde şu tezgahın başına oturup da yapmış olan bir adam var mıdır bugüne yok, kadar? Yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.